arkadaşlar, umarım hepiniz iyisiniz. Sağlık meslekleriyle ilgili uzun süredir bir video yapmamıştım ve genelde sağlık meslekleri denklik işlemlerini başlatma konusunda arkadaşların zorluk çektiğini görüyorum. Aslında hemşirelik için, yaşlı bakım için yaptığımız videolar diğer sağlık meslekleri için de geçerli diyebiliriz. Hatta hemen hemen tüm mesleklerde, yani sağlıkla ilgili, hekimlikten bahsetmiyorum, sağlıkla ilgili mesleklerde aynı denklik formunu dolduruyorsunuz, aynı denklik işlemini başlatıyorsunuz diyebiliriz. Kuzey Renvestfalya eyaleti örnek olarak onu alıyorum çünkü oraya bayağı bir talep var. Altenpflege, diyet asistent, ergoterapeut, familienpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege, Hebamme, ebeler içinde görüyorsunuz, logopedi, masseur, Bademeister, medizinisch-technische Assistenten, Radiologie, Veterinärmedizin, Laboratorium, Funktionsdiagnostik, Notfallsanitäter, Orthoptist, Pflegefachassistent, pharmazeutisch-technischer Assistent, Physiotherapeut, Podologie, sonstige demiş ve bunların neler olduğunu belirtmiş. Operationsdienst, Intensivpflege, Anästhesie, Hygiene. Eğer hala da Almanya dışında oturuyorsanız, o zaman ZSBA ile, Zentralen Servicestelle Berufsanerkennung ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Onlar size denklik işlemlerinde yardımcı oluyor ve hizmetleri ücretsiz demiş. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu linkten, external link, daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer Almanya'daysa o zaman IQ Network ile irtibata geçebilirsiniz demiş. Ausbildung aus Drittstaaten, üçüncü ülkelerden weitere Informationen diyorum. Antrag und Merkblatt. Antrag und Merkblatt. Formu dolduracak olursak burada mesleğinizi işaretliyorsunuz. Yani ne için denklik aldığınızı ya da almak istediğinizi işaretliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen hemen her sağlık mesleği için aynı formu doldurmuş oluyorsunuz. Ebeyseniz ebeyi işaretliyorsunuz, fizyoterapistseniz fizyoterapiyi, hemşireyseniz veya erkekler için hasta bakıcıysanız Gesundheits- und Krankenpflege'yi işaretliyorsunuz. Branşlaşma varsa o zaman branşınız örneğin çocuk hemşiresi olabilirsiniz. Burayı işaretliyorsunuz. Türkiye olarak doldurmanız gerekiyor. 4 yıllık, 2 yıllık artık neyse buraya 2014 yazabilirsiniz. Örnek Datum des Diploms, diplomanızın tarihine ve Türkiye'de mesleğinizin adını, yani diplomanızda ünvanını kazanmıştır gibi bir ibraz vardır herhalde. Onu belirtiyorsunuz. Aile adınız, yani soy isminiz, isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihi, doğduğunuz yer, örneğin Ankara ise Ankara, ondan sonra yan çizgi Türkei, Staatsangehörigkeit, milliyetiniz, Türkisch. Eğer Almanya'daysanız ne zamandan beri Almanya'da olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. In Deutschland seit 7.7.2019'dan beri olabilir örneğin. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Almanya'da adresinizi yazabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. E-posta adresiniz ve telefon numaranız. Eğer bir işveren varsa o zaman sözleşmeniz varsa bunu işaretliyorsunuz veya tabii hepsini de işaretleyebilirsiniz veya Nachweis des dauerhaften Wohnsitzes, eğer Almanya'da yaşıyorsanız ikametgahınızı belirtiyorsunuz var. Absichtserklärung veya niyetinizi belirtiyorsunuz. Absichtserklärung demiş. Ich beabsichtige eine Tätigkeitsaufnahme in, yeri yazmanız gerekiyor, şehri, kasabayı, her neyse. Köln diyebilirsiniz örneğin ya da Düsseldorf diyebilirsiniz. Çünkü bunlar yoksa şunu işaretliyorsunuz. Düsseldorf, Düsseldorf'ta çalışmak istiyorum. Böyle bir niyetim var diyorsunuz. Angaben zu früheren Antragsverfahren, daha önce böyle bir başvuruda bulunmadığınızı teyit etmeniz gerekiyor. Erklärung bitte aufmerksam lesen. Ich erkläre hiermit, dass ich nicht vorbestraft bin. Daha önce ceza almadığımı, sicilimin bozulmadığını işaretliyorum. Meslekten men edilmediğinizi beyan ediyorsunuz. Ich versichere, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß ve doğru söylediğinizi beyan ediyorsunuz. Ich bin darüber informiert ve bu işlemin 150 euro ile 350 arasında tutacağını bildiğinizi beyan ediyorsunuz. Eğer
Birine vekalet vermek istiyorsanız, birini vekil yapmak istiyorsanız, o zaman onun adını, firma da olabilir, örneğin sizi işe almış olan firma, soyadını, adresini, e-posta adresini ve telefon numarasını verebiliyorsunuz. Ausbildungsvergleich mit anschließender Wahlmöglichkeit. Ich beantrage hiermit eğitimimin detaylı bir şekilde Almanya'daki eğitim ile karşılaştırılmasını talep ediyorsunuz. Anschließend habe ich die Wahlmöglichkeit. Bu işlem bittikten sonra ya sınava gireceğim ya da adaptasyon eğitimi yapacağım, denkleştirme eğitimi alacağım diye teyit ediyorsunuz. Ort, Ankara'daysanız Ankara virgül tarihi yazıyorsunuz ve imza atıyorsunuz. Ya da daha başlarken ben bir sınava girmek istiyorum diyorsunuz. Yani bunu değil, bunu işaretliyorsunuz. O zaman sizin mesleğinizin içeriği Almanya'daki meslek ile karşılaştırılmıyor ya da eğitimin içeriği demek daha doğru olur. Siz direkt olarak bir sınava girerek sınavı verdiğinizde Almanya'ya denkleştirmiş oluyorsunuz veya sınavdan kalırsanız tekrar sınava girme hakkı veriyorlar diyebiliyorum. Einwilligung zur Datenverarbeitung, bunu da verileri koruma yasası sebebiyle işaretlemeniz gerekiyor. Yani benim bilgilerimi kullanabilirsiniz gibi. Ankara, virgül, tarih ve imza atarak bitirmiş oluyorsunuz. Eğer Avrupa Birliği dışından başvuruda bulunuyorsanız aşağıdaki belgeleri tam olarak diyor. Bakın altını çizerek belirtmişler. Vermeniz gerekiyor. Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antragsvordruck. Yani az önce gösterdiğimiz belge. Bunu dolduruyorsunuz, yazıcıdan çıkarıyorsunuz. Ondan sonra da imzalamanız. Yani adınızı, soyadınızı yazıp imzalamanız gerekiyor. Bu bitti. İkincisi özgeçmiş. Tablo şeklinde hazırlamanız gerekiyor. Vollständigen Angaben über Schulbildung, Ausbildung und berufliche Werdegang. Yani çalıştıysanız meslek hayatınızla ilgili verilere girmeniz gerekiyor. Okulla ilgili verilere girmeniz gerekiyor. Bunu mutlaka düzgün yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eksik verildiği için sonradan benim şu da vardı, bu da vardı dendiği için sorunlar çıkıyor. O yüzden mutlaka tamamlayıp öyle verin. Her şeyi düşünün. İlkokula başladıktan sonra neler yaptınız? Tatillerde neler yaptınız? Nerelerde çalıştınız? Nerelerde staj yaptınız? Her şeyi yazın. Önce bir toplayın. Ondan sonra özgeçmişinizi yazın. Kopie des Personalausweises varsa pasaportunuz veya kimliğinizin fotokopisi, einfache Kopie demiş. Bunu tercüme etmeye gerek yokmuş. Kuzey Rhein-Westfalia'da oturacağınıza dair kanıt. Yani neden Kuzey Rhein-Westfalia'da başvuruda bulunuyorsunuz? Niyetinizi bir yazı ile belirtiyorsunuz. Ya da varsa örneğin bir akrabanız veya tanıdığınız onunla ilgili açıklamalarda da bulunabilirsiniz. Yani onun için North Rhein-Westfalia'da yaşamak istiyorum, Kuzey Rhein-Westfalia'da yaşamak istiyorum gibi. Eğer varsa isminizde değişiklik olduysa bunun kanıtını vermeniz gerekiyor. Bu fotokopinin aynı zamanda Almanca tercümesinin olması gerekiyor. Almanca yoksa en azından İngilizce tercümesini vermeniz gerekiyormuş. Diplomalarınızı tercüme ettirmeniz gerekiyor. Eine englische Übersetzung wird in der Regel normal olarak normalde de kabul ediliyor diyor. Yani İngilizce de kabul ediliyor ama yoksa Almanca olarak tercüme ettirmenizi tavsiye ederim. Türkiye'de Alman Büyükelçiliği'nin sayfasında listelenmiş tercümanlara tercüme ettirmenizi tavsiye ederim. Eğer varsa Türkiye'de aldığınız mesleği icra edebileceğinize dair bir belgeniz varsa, hekimlerde oluyor herhalde, ruhsat gibi bir şey varsa bunun da Almanca tercümesini istiyorlar. Diploma supplement, Anhang zum Diplom und Stundennachweis. Müfredatı ve transkripti alabilirsiniz. Transkripti, müfredatı alıp verebilirsiniz ve burada derslerden kaç saat eğitim aldığınızın da belirtilmesi gerekiyor. Bunun da tercüme edilmesi gerekiyormuş. İngilizce olarak da genelde kabul edilir diyor. Eğer sınava gireceğim diye işaretlerseniz, yani bilirkişi tarafından benim denklik işlemim yapılmasın, ben direkt olarak sınava gireceğim derseniz o zaman bunu vermeniz gerekmiyormuş. Yani bu bilgileri girmeniz, vermeniz gerekmiyor. Nachweis über die Berufstätigkeit. Eğer çalıştıysanız o zaman referans mektupları verilmesi gerekiyormuş. Örneğin, der Beruf muss tatsächlich und rechtsmäßig. Yani gerçekten mesleğinizi Türkiye'de icra etmiş olmanız gerekiyor. Eğer en az 3 yıl çalıştıysanız,
3 yıl çalışmadıysanız o zaman göz önünde bulundurulamaz diyor. Nicht berücksichtigungsfähige Berufserfahrung ist zum Beispiel Praktikum in Deutschland. Eğer Almanya'da bir staj yaptıysanız bu göz önünde bulundurulamaz diyor. Ya da farklı bir alanda çalıştıysanız o zaman göz önünde bulundurulamaz diyor. 3 yıl ve üzeri çalıştıysanız Türkiye'de o zaman bunun tercümesini istiyorlar. Eğer daha önceden Avrupa Birliği'nde bir ülkeye veya Almanya'da herhangi bir başka eyalete başvuruda bulunduysanız ve denklik işlemleri sonuçlandıysa o zaman bu belgeyi de verin diyor. Apostilleyerek verebilirsiniz. Kopyanın tasdiklenmesi gerekiyor. Tasdiklenmiş kopyanın kopyasını verenler varmış bakın. Tabii bu öyle bir şey kabul edilemez diyor. Ondan sonra bunları bu adrese gönderebilirsiniz ve bu e-posta adresinden de bilgi alabilirsiniz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Umarım faydalanabilirsiniz. Hepinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve